Emin misin nişan yapmaya? Ne diyeyim Boran? Ne diyeyim? Bir türlü inadından vazgeçmiyor. İbrahim iyi çocuk diyor. Beni mutlu edecek diyor da başka bir şey demiyor. İnşallah. 100 kere sordum emin misin diye. Geçen gün Sıla da geldi. Hem böyle kadın kadını konuşurlarsa daha iyi olur dedim. Açılır dedim. Sevindim. Ama ona da ayrılmayacağını söylemiş. Sıla buraya Lucy'ninle konuşmaya mı geldi? He. Hem de kendiliğinden. Geçen gün geldik, Lucy'nin İbrahim'i istedik dedi. Lucy'nin gözlerine baktım. İbrahim'i sevmiyor dedi. Bile bile bu kızın kötü duruma düşmesine müsaade etmeyelim dedi. Borun. Sıla çok iyi kız. Düşünceli. Sıcakkanlı. Ben çok ısındım Sıla'ya. İyidir Sıla. Temiz kalplidir. Ama olmuyor abay. Bazen zincirden boşanırcasına üzerime öyle saldırıyor ki damarımı damarıma basıyor. Kafası karışık Boran. Kafası karışık. Ne buraya ait olabiliyor, ne gidebiliyor. Ne aşık olabiliyor, ne de nefret edebiliyor. Geçen gün senden konuştuk biraz. Dertleştik. Sıla sana çoktan vurulmuş da ne senin haberin var ne onun. Aşk. Aşk bize yakıştırılmayacak bir şey. Konduramıyorum. O senin iyi niyetinde. Bizi birbirimize yakıştırdığında. Ama gel gör ki işin aslı öyle değil. Zor. Çok zor. Sen şimdi bu kıza karşı bir şey hissetmediğini söylüyorsun. Öyle mi? Merhaba. Burası Boran Ağa'nın konağı değil mi? Biz Sıla Sönmez'i arıyoruz. Sıla burada mı? Boran Ağa'nın eşi Sıla ile görüşmek istiyoruz. Sıla neden burada? Evde görüşebileceğimiz başka birileri var mı? Aha! Firuzan! Ne var? Ne oldu Aziz? Böyle destursuz girdin içeri. Kapıda televizyoncular var ha. Gelin ağamı soruyorlar. Bir bu eksikti. Çabuk Boran Ağa'na haber salın. Sakın bir şey söylemeyin televizyonculara. Yok ha maşa. Kimse televizyoncularla konuşmasın. Gelin nerede Kevser? Aşağıyla çıktılar ağam. Gelin ağam anama gidiyorum dediydi. Lütfen sorumuza cevap verin. Sıla'yla görüşebilir miyim? Üf, söylersen ölürsün sanki. Ver hudar ol evladım. Niye böyle oldu anlayamadık ki biz kızım. Şimdi öylece yatıveriyor içeride. Görebilir miyiz? Tabii ki gelin ağam. Buyurun, buyurun. Benim yüzümden azlar canımdan alıyordun Hüseyin'im. Canım sana kurban Ayşe. Geçmiş olsun Hüseyin. Nasılsın? Sağ olun gelin ağam. İyiyim çok şükür. Hadi ama Ayşe ağlama artık. Bak iyiymiş Hüseyin. Ben kapıda bekleyeyim Ayşe seni. Annenle biraz sohbet ederim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun gelin ağam. Buraya kadar zahmetler etmişsiniz. Sağ olun. Ayşe. Seni böyle sağ salim gördüm ya. Ölsem de gam yok. Sen nasılsın Ayşe? İyi misin? Şivan Ağa kızdı mı sana? Boran Ağa ne dedi? Başıma gelenleri bir bilsem Hüseyin'im. Dövdüler mi yoksa seni? Keşke sabahtan akşama kadar döveydiler de. O adama vermeydiler. Verdiler demek. Ayşe. Hadi. Hemen şimdi kaçalım. Olmaz Hüseyin'im. Kaçamayız. Kaçar izimizi kaybetiriz. Nevşehir'de bir emmi oğlu var. Ona gideriz ha? Olmaz. Gelin ağam yalan söyleyip beni buraya getirdi. Ona haksızlık edemem. Kaçamayız Hüseyin'im. Ne
Hayırdır bu lan? Konağın önünde televizyoncular varmış. Sıla'yı arıyorlarmış. İyi de nereden öğrendiler Sıla'nın burada olduğunu? Kesin o İstanbul'un işi. Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk? İyi de benim anlamadığım televizyoncular Sıla'dan ne istiyor? İstanbul'daki ailesinin vefatıyla bütün miras Sıla'ya bırakıldı. Herhalde onun için peşindeler. Ben gidiyorum abay. Gidip Sıla'yı bağ evine götüreyim. Ayşe, biliyor musun burası dünyanın en güzel yerlerinden biri. Sen dünyayı gördün mü ki gelin ağam? Neredeyse tamamını. Her yıl 2 ay dünyanın çeşitli ülkelerini gezerdik. Annem çok severdi. Amerika, Brezilya, Fransa. Çok güzel günlerdi. Tabii hepsi ayrı ayrı güzel ama burası bambaşka Ayşe. Sanki dünyadan kopuk. Başka bir büyüsü var. Sen hiç başka ülkeleri merak ettin mi? Merak ettim gelinem, etmem mi? Ayşe, peki fırsatın olsa kaçıp kurtulur muydun buralardan? Törelerden, Şivan'dan. Ben başka yerde anamsız, atamsız ne yaparım? Yaşayamam ki gelinem. Ne işim var ya derlerde? Hem ben burada doğup büyüdüm. Burada kök salıp ölmek isterim. Hem insan evi gibisi var mı gelinem? İnsan yuvasını koyup gider mi hiç? Doğru söylüyorsun, gitmez. Bir evinin, yuvasının neresi olduğunu biliyorsan. Beden ana! Buyur ağam. Ana, Sıla'yı hemen çağır da bekliyorum, gelsin. Beder ana, acelem var. Hemen çağır da gelsin. Oğlum, çağırmasına çağırayım da. Sıla burada değil ki. Ama evden sana geliyoruz diye çıkmışlar Ayşe'yle. Bir yere takılmışlardır. Ağam yoldadırlar. Ben gelir gelmez hemen yollarım sana. Şivan, televizyoncular hala bekliyorlar mı? Sıla benden önce eve gelirse televizyoncuları ona sakın yaklaştırmayın. Gözünüzü dört açın. Ya aga Sıla'yı sorunca utancımdan dışarı çıkamadım Bedar ya. Şu halimize bak. Peki ne olmuş? Bizim kızımız gene kaçmış mı? Vallahi bu kız hepimizi öldürtecek ha, biliyorsun. Yok Celil. Bu sefer daha beter. Kızın peşinden televizyoncular mı ne gelmiş? Ben de pek anlamadım ama Boran ağam burnundan soluyor. Ben sana söyledim işte. Aha buraya yazıyorum Bedar. Benim ölümüm bu kızın elinden olacak. Bugün olmasa yarın. Ya bana kalp krizi geçirtecek ha. Yürü hadi. Ne olmuş, ne bitmiş bakalım. Ya Bedar. Şimdi bu gazeteciler bizim kızımız için mi gelmiş? Ben de pek bir şey anlamadım Celil ama. Onun için gelmişler zar. Celil, bunlar ne ister ki Sılam'dan? Ya Bedar. Ya bizim kızımız çok önemli biri olmuş, bizim haberimiz yok. Ya baksana İstanbul'dan o kadar gazeteci gelmiş onu arıyor. Yürü Celil yürü. Gidip bir bakalım hele. Bakalım Bedar. Yok.